10 Şubat 2019'da Merkür Balık burcuna giriyor ve kafamızın karışık olduğu bir döneme işaret ediyor. Merhabalar. 2019 Şubat ayının gezegen hareketlerine, birbirleriyle yaptıkları açılara ve bizleri nasıl etkilediğine bakmaya devam ediyoruz. Ve bu etkileri olumlu bir şekilde değerlendirebilmek için de size küçük önerilerde bulunuyorum. 10 Şubat'ta Merkür Balık burcuna giriyor. Bu şu anlama geliyor. Aslında bir gezegenin burç değiştirmesi önemli. Çünkü biz o gezegen, o burçta bulunduğu sürece o burcun özelliklerini deneyimleyeceğiz demektir. Merkür bizim zihinsel faaliyetlerimizi yönettiği için de kafamızın çalışma biçimi diyelim, öğrenme biçimimiz, iletişim kurma biçimimiz bir balık gibi olacak demektir. 10 Şubat ile 13 Nisan arasında. Balık burcu kabullenmekle ilgili, sezgilerle ilgili su grubu olduğu için demek ki bizim şu andaki zihinsel faaliyetlerimiz rasyonel zihinden çok sezgilerle öğrenen, sezgilerle kendini ifade eden, duygularını ifade eden, duyguların ön planda olduğu ve su olduğu için de bir şekle giremeyen, toparlanamayan bir zihin. Su çünkü bulunduğu ortamın şeklini alan bir element, bir madde. Böyle bir zihinsel dönemden bahsediyoruz. Hatta ben de şu anda biraz kafamı toparlamakta zorlanıyorum diyebilirim. Sembolik çalışıyor. Fakat suyun bu akıcılığıyla tabii ki akışta kalmayı anlamak lazım buradan. Oluruna bırakmak, ne geliyorsa, ne ile karşılaşıyorsak onu olduğu gibi kabul etmekle ilgili balık burcu. Yani rasyonel akıldan, yani bildiğimizden, somut gerçeklerden daha fazla bizden daha büyük bir bilen gücün olduğuna teslim olmakla ilgili. Fakat bazen bunu şöyle yanlış anlayabiliyoruz. Oluruna bırakmak, hiçbir şey yapmadan olduğu gibi akmak değil. Elimizden geleni yapıp gerisini bizden büyük güce, Allah'a, evrene, birliğe havale etmek diye anlamak gerekiyor. Merkür balıktayken dalgınlığa işaret ediyor, unutkanlığa işaret ediyor. Zihni uyutmaya, uyuşturmaya işaret ediyor. Merkür sözleşmelerle, anlaşmalarla ilgili olduğu için bu dönemde yapılacak olan imzaların, atılacak olan imzaların daha dikkatli üzerinde durulması gerektiğini söyleyebiliriz. İki defa okumak lazım belki önümüze gelen metni. Kendimizi ifade ederken de lafın başını sonunu kaçırabileceğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Zihni uyuşturmak dediğimiz zaman tabii ki bir bağımlılık, alışkanlıklardan bahsediyoruz. Bunun için bu dönem mesela sanatsal faaliyetlerle uğraşmak, zihni o tür uğraşlarla meşgul etmek daha iyi olabilir diyebiliriz. Yani biriktirdiğimiz belki filmler varsa izlemeyi için bir zaman ayırabiliriz. Balık burcu ilhamla ilgili belki kendimizi yazarak, esinlenerek, esinlenmekle ilgili balık burcu. Esinlendiğimiz konuları belki kağıda dökerek ifade edebiliriz. Çünkü balık burcunda kendi ifademizde yanlış anlaşılmalar, kendimizi konuyu toparlayamadan çok sağlıklı ifade edemeyeceğimiz bir dönem dilimi bu. Genel olarak böyle. Tabii balık diyoruz. Balık bizim sadece balık burçlarını ilgilendirmiyor bu konu. Haritamızda dediğimiz gibi bütün burçlar var. Bizim haritamızdaki balık burcunun düştüğü alanda şu anda zihnimiz orada demektir bu. Mesela 12. evde diyelim ki balık burcunuz 12. evi kesiyor. Ve 12. ev bizim bilinç ötesi konularla ilgili, bilinmeyenle ilgili gizli düşmanlar dediğimiz bir ev. Merkür oraya düştüğü zaman da biz büyük resmi görebileceğimiz aslında ve bilinenin dışındaki konularda da bize mesajlar gelebileceğini söylüyor. Ama bu tabii 12. evi balık kesiyorsa.
Merak ediyorsanız haritanızı çeşitli siteler var, doğum haritası çıkartan. Hangi evime hangi burç düşüyor diye baktığınız zaman bu bilgileri daha somut bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken Merkür balıktayken burcun ve gezegenin olumlu ve gölge yönleri arasındaki dengeyi kurabilmek. Balık burcunun olumlu tarafı büyük resmi görmesi. Olan şeylerin aslında bir şeyin sebebi olduğunu hissetmesi. Olumsuz gölge tarafı da kaos içerisinde kaybolması, kendini uyuşturması, bağımlılıklara meyletmesi. Umarım gökyüzünün gönderdiği mesajları, gezegenlerin bize sunduğu mesajları doğru bir şekilde okuyup değerlendirebiliriz, hayatımıza katabiliriz.